Sayın seyirciler, önemli bir analizle başlıyoruz bültenimize. Vefatının 92. yıl dönümünde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı rahmetle anıyoruz. O dindar bir Türk kadını, bir şeyhülislam torunu, evinden Kur'an sesini eksik etmeyen örnek bir şahsiyetti. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde Zübeyde Hanım'a iftira atanlara karşılık verdi. 15 Ocak 1923 Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm tarihidir. Bilinçli bir şekilde atanın soyu hakkında İngiliz ve Yunan kaynaklarının uydurduğu bilgilerle zerre alakası olmayan bir insandır Zübeyde Hanım. Namuslu, dindar bir Türk kadınıdır. Ehli Beyt'ten olan Atatürk'ün mübarek soyunu gizleyenler, annesi hakkında da ağza alınmayacak iftiralar yazmıştır. Hangimiz bu kulaktan dolma bilgilere inanmadık ve bu büyük anayı anlatıldığı gibi yanlış tanımadık. Oysa Atatürk Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büyük dedesi Eşşeyh, Esseyd, Şeyhülislam Feyzullah Efendi'dir. Yani Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büyük dedesi bir Osmanlı Şeyhülislamı'dır. Atatürk'ün ailesi Nakübül Eşraf'tır. Osmanlı'da 1494 yılında kurulan Nakübül Eşraflık Müessesesi, Peygamber Efendimizin soyundan gelen Seyit ve Şeriflerin işleriyle ilgilenen bir müessesedir. Nakübül Eşraf kaymakamları mutlaka Seyitlerden seçilirdi. Atatürk'ün Türkün annesinin sülalesi yüzlerce yıl Selanik'te Nakibül Eşraf Kaymakamlığı yapmıştır. Zübeyde Hanım'ın sülalesi Selanikli Nakibzadeler olarak bilinir. Osmanlı arşivlerinin yanı sıra Zübeyde Hanım'a Selanik'te komşu olmuş, onunla tanışmış halen hayatta olan bir nesil var. Onların hepsi Zübeyde Hanım'ın evinden cuma geceleri yükselen Kur'an-ı Kerim seslerini anlatmaktalar. Bu sebeple kendisi Molla Zübeyde olarak anılırdı. Bir Şeyhülislam torunu olan Molla Zübeyde ölü ölümünden sonra yapılacaklara dair de müthiş bir vasiyet kaleme aldırmıştır. Ders Adet'te Beşiktaş Akaretler'de 76 numaralı hanede mukim Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin validesi Ben Zübeyde şunları vasiyet eylerim. 1. Vefatımdan sonra kabre götürülme, defin masraflarıyla definin 3. günü verilecek yemek ve sonrasında hatmi Kur'an için vazifeli hafız ve hediye hediyeten 450 lira evrakı nakdiye tahsis eyledim. 2. Vefatımda Beşiktaş'ta Kain Yahya Efendi Haziresinde defnedileceğim. 3. Manevi evladım yerindeki hizmetçi Ayşe Nam kıza gelinlik cehiz için keza 100 lira verilecektir. 4. Selanik'te biraderim Muteveffa Hasan Ağa'nın mahdumu Abdurrahman'a 30 lira verilecektir. 5. Yetim Abdurrahim'e 25 lira verilecektir. 6. Vaktiyle hizmetimde bulunan Vasfiye namındaki hizmetçime 20 lira verilecektir. 7. Perverdem Afife ile oğlu hakkının sünneti için 15 lira verilecektir. 8. Daima akmak üzere şehrin münasip bir mahallinde bir çeşme yaptırılıp suyu isale edilmek ve ara sıra Tamirine sarf olunmak üzere 475 lira tahsis eyledim. 9. Her cuma günü namazından bir saat evvel uygun bir camide 200 Kur'an-ı Kerim okutularak tilavet eden Hafız Efendi'ye verilmek üzere 490 lira bırakıyorum. 10. Kefareti sam ve salat ve zünub için ve kurban bayramının birinci günü 5 adet kurban kesilmek ve eti öğrencilere dağıtılmak ve hatmi kuran olunmak üzere bir defaya mahsus olarak Darüley Tam'a 200 lira hediye edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk böyle dindar bir ananın elinde yetişmiştir. Bu sebeple kurtuluş mücadelesi Hacı bektaş Veli dergahından hareket almış, Cumhuriyet'in temelleri böyle mübarek bir ocakta atılmıştır. Savaş esnasında Mustafa Kemal'in yanında yer alan yüzlerce imam, müftü, din alimi bir iman davası olarak bu kurtuluşu sahiplenmiş ve halkın gazi yanında savaşmasına çalışmıştır. Allah ona rahmet etsin. Profesör Doktor Haydar Baş.